Ne zaman bu takım gol yiyecek? İnşallah uzun süre daha yiyemez. Evet hoşnutsuzluğum var mı? Hoşnutsuzluğum var. Adım adım gideyim. <laughs> Formasyon önemli midir? Evet önemlidir. Hangi formasyonu oynayacağın buna karar veren insan da teknik adamdır. Artık evet oldum diyor musunuz yoksa daha gelişecek, alınacak çok yol var mı? Bizler için çok daha fazla, çok tecrübeli teknik adamlar için bile alınacak her zaman bir yol vardır. Şu an için iyi bir başlangıç yaptık. Bunu sezonun sonuna kadar götürmek istiyoruz. Herkese merhaba, mutlu haftalar. Spor Arena'da bugün değerli bir ismi konuk alıyorum. TFF 1. Lig'de şu anda lig lideri konumunda bulunan Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar'la beraberiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Bizi aslında siz konuk ediyorsunuz, çok teşekkürler. Estağfurullah, her zaman. Nasıl gidiyor hocam? Gayet iyi, yoğun. İşte hafta sonu pazar günü Samsun maçımız var. Bir yandan onun hazırlığı var. Bir yandan sezonun klasik yoğunluğu devam ediyor. Ama iyi gidiyor. Şu ana kadar başlangıç ve geldiğimiz noktada bizim adımıza şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Yoluna gidiyor. Çok da yoğun bir tempodan geçiyorsunuz. Sabah antrenman vardı. Şimdi biz beraberiz burada sohbet edeceğiz. Evet. Hocam yani herkesin aklında dilinde tek bir şey var. Ümraniye spor gol yemiyor. 7 hafta geçti, 7 maç geçti ve Ümraniye spor gol atmaya devam ediyor. Bir türlü gol yemiyor. Ben aslında biraz da espriyle karışık sormak istiyorum. Ne zaman bu takım gol yiyecek? <laughs> İnşallah uzun süre daha yemez. En başka tem temennimi söyleyeyim. Ee, evet 7 haftadır yemiyoruz ama ben genelde her konuda olduğu gibi burada da biraz e, realist yaklaşacağım. Yiyebilirdik. Ee, 7 tane maç oynadık. Özellikle Erzurum deplasmanı ve bu hafta sonu oynadığımız Manisa maçında rakiplerimizin girdiği 3'er 4'er pozisyon verdik. Vermedik değil. Zaman zaman onların son vuruşlarındaki belki yetersizliği diyeyim, iyi yapamaması, zaman zaman bizim kalecimizin gününde olması bizi şu ana kadar gol yemememizi ama esas belki az pozisyon vermemizdeki ana etkeni soruyorsan da tabi belirli bir süredir geçen seneden beri çalışıyoruz. Sadece savunmayı dört kişiyle ve hatta artık kaleciyle yapan bir takım değil. Açıkçası bütün oyuncularımızın savunma görevleri var. Onları elimizden geldiğince iyi yapmaya çalışıyoruz. Belki bu bizim daha az pozisyon vermemize sebebiyet veriyor. Yani Kompakt bir takım ortaya çıktı gibi. Peki oyun planınızı nasıl anlatıyorsunuz? Hı hı. Şöyle. Ümraniye e, Spor hangi felsefeyle sahaya çıkıyor hocam? Ben felsefe olarak demeyeyim ama e, bir, oynamak istediğim evet kafamda bir oyun var. E, bu mümkün olduğunca çok fazla topa sahip olabilen savunmada ve hücum yaparken planları olan, oyuncuların pozisyonel dağılımlarının savunmada ve hücumda mümkün olduğunca doğru aldığı, o maçına göre farklılıklar gösterse de bir takım hücum opsiyonlarını kullandığı, savunma yaparken o maça uygun savunma formlarını gerçekleştiren, kaybettiğinde çok kısa sürede kazanmaya çalışıp kazandığında e, mümkün olduğunca zor kaybedebilen e, bir oyun oynamak istiyorum açıkçası kafamda. E, evet savunmada mümkün olduğunca kompakt ama kompakttan kastım sadece birinci bölgedeki değil. Mümkün olduğunda e, rakibin kalesine en yakın yerde topu kazanmayı hedefleyen ve en kısa sürede sonuca gidebilen e, bir oyun e, kafamdaki bir oyun. E, bunu da geçen seneden beri açıkçası özellikle geçen senenin ocak ayından beri ufak ufak oynatmaya, yerleştirmeye çalışıyoruz takımda. Şimdi ben de sizin açıklamalarınızdan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Ee, bildiğim kadarıyla Üniversite attığı 14 golün 5'i defans hattından geldi. Hmm. Hatta en golcü oyuncunuz 3 golü stoper Alim Öztürk. Doğru, doğru. Aslında o e, savunma oyuncuların kaleye olabildiğince yakın oynamasından bahsettiğiniz biraz da belki bu anlayışınızdan ortaya çıkan bir durum galiba bu. Evet Alim 3 gol attı. Öbür stoperimiz de 1 gol attı. Geçen sene de stoperlerimiz skora katkı sağlamıştı. Bu Alim'in attığı 3 golü incelersek 3'ü de bizim kullandığımız kornerler neticesinde. E, nasıl hücum ederken belirli opsiyonlar kullanmaya çalışıyorsan, rakibe göre e, bir takım evet e, kullandığımız ofansif kornerlerde de bir takım e, maçına göre değişse de bir takım opsiyonlar kullanmaya çalışıyoruz. Onun neticesinde biraz Alim'in de doğru yerde olması, kısmet şans değil ama doğru yerlere gitmesi. Topun da o noktalara ee, bir nevi gelmesi. Ee, onun adına bu sene şu anda 3 gol atmasına sebebiyet verdi. Ee, savunma oyuncularımızın şu an itibariyle gol atmasındaki ana sebep o. Yani, duran toplardan Durant toplar çok fazla gol buldunuz hocam. evet başarılı olmamız. Biraz duran toplarda geçmişinde de başarılı olabilen bir oyuncu. Alim sayzlı bir oyuncu. Vuruş becerisi olan bir oyuncu. Hı hı. Ondan dolayı Biraz da dediğim gibi doğru yer, zamanda doğru yerde bulunması onu şu ana kadar e, bu golleri atmasına sebebiyet verdi. Hocam geçtiğiniz, geçtiğimiz gün bir açıklamanız vardı. E, şu anda Ümraniye Spor Lig lideri ama e, topa sahip olmadı ligin galiba 15. sıradasın. Doğru. Sırada bulunuyorsunuz. Ya bu konuda biraz tezatlık var ama e, sizin bir hoşnutsuzluğunuz var mı? E, bu konuyu telafi etmeye veya çözmenin yollarını arıyor musunuz? Kesinlikle. Hoşnutsuzluğum şöyle. Evet hoşnutsuzluğum var mı? Hoşnutsuzluğum var. Çünkü eğer yok desem az önce sorduğun soru, soruyla çelişirim. Ben topa sahip olan bir oyun oynatmak istiyorum. Ama bunu yorumlarken de bazen e, diğer istatistik verimleri ülkemizde yanlış nasıl yorumluyorsak bunu da doğru yorumlamamız lazım kendi adımıza. Evet şu an itibariyle benim de analizimin bana verdiği, o son hocanın verdiği bilgilere göre biz e, 15. sıradayız. Topa sahip olmadı Ama bunu da iyi incelersek şöyle ki e, oynadığımız 7 maçın 6'sının devre arasında aslında soyunma adasına önde girdik. Ve bizim 0-0 iken oyunun 0-0 olduğu bölümlerde e, topa sahip olma oranımız hep rakiplerden yüksek. Bizim bu topu sahip olma oranımızın düştüğü dakikalar hep skor avantajını yakalayıp özellikle de maçların ikinci yarıları. Ama gol de yemiyorsunuz. Ha, evet. yani. ha, burada, skoru Her ne kadar tabii skoru tutmaya çalışıyoruz. Ha, benim fe, e, istediğim oyun, devre arası oyuncuları aslında söylediğim oyunu geride kabul edelim, Yeter ki skoru tutalım, gol yemeyelim hiçbir zaman değil. Oyun felsefemizden, oyun anlayışımızdan, o maçki planlardan başladığımız gibi eğer aksi bir şey diysem vazgeçmiyoruz. Ama bir de şu var, oyuncular da birer psikolojik unsurları taşıyan insanlar. Onlar da kolay kaybetmek istemiyor. Kaybetmek istemediğinde bilinçaltına gol yememe duygusu girdiğin zaman siz kenardan ne kadar içseniz de bazen... Oyun takım e, topu yeter ki gol yememek adına, daha iyi savunabilmek adına ister istemez biraz daha geride kabullenebiliyor. Evet, burası beni hoşnut ediyor mu? <laughs> Oyuncularıma da söylediğim için burada söylememde çok e, herhangi bir sıkıntı yok. E, evet, hoşnut etmiyor. Biz bunu da geliştirmeye çalışacağız takım olarak. Öne geçtiğimiz dakikalarda da aynı oyunu şu anda 30 dakikalar oynayabiliyorsak ortalama. Bunu amacımız 45-50-60-70 dakikalara çıkarabilmek zaten. Takip ettiğim kadarıyla. Hatta yayından önce de sizinle biraz konuşma şansım oldu. Gerçek anlamda modern futbolu, değişen oyunu takip etmeyi seven, hı hı. aynı zamanda da bir gayret gösteren bir antrenör profiliniz var. Hı hı. Yani genel olarak baktığımızda mesela formasyonun gerçekten bizim futbolumuzda ne kadar büyük bir etkisi var? Yani siz 4-1, 4-1 formasyonuyla takımlarınızı sahaya çıkartıyorsunuz. Hı hı. Ya bu mesela Süper Lig'e baktığımız zaman da genellikle teknik adamlar 4-2-3-1 formasyonuyla takımlarını hı hı. sahaya çıkartıyor. Hı hı. Ya bu gerçekten önemli mi veya olmazsa olmaz bir durum mu? Nasıl yorumlarsınız? Adım adım gideyim. Hı hı. Formasyon önemli midir? Evet önemlidir. Ama e, hangi formasyonu oynayacağın, veren, buna karar veren insan da teknik adamdır. Ben en doğru formasyonun bir takım için e, sahip olduğu kadrosunda bulunduğu oyunculara en uygun formasyonun en doğru formasyon olduğunu düşünüyorum. Hmm, Kabaca malzemeye göre mi? Elindeki malzemeyle, elindeki oyuncu grubuna göre bir formasyon. Ve şu var, teknik adamsanız özellikle bir takıma sezon başı gidiyorsanız, kadro yapılanmasını kendiniz yapıyorsanız elbette her teknik adamın aslında ben az önce nasıl bahsettiysem bir oynamak istediği bir düzen e, maçlara göre farklılık gösterse de bir oyun yapısı vardır. Bunu oynatmak ister. Buna uygun eğer transferi de özellikle siz yapıyorsanız buna uygun oyuncular seçmek istersiniz. 4-2-3-1 oynamak istiyorsanız örneğin iyi 1-2 tane 10 numara tarzında dediğimiz oyuncu forvet arkası. Ama 4-3-3 oynamak istiyorsanız iyi 8 numaralar, iyi 6 numaralar bulmak zorundasınız. Ve hatta iyi kenarlar bulabilirsiniz. Bulmanız lazım. Genişlikle çizgiye bastığında kolay adıma eksertebilen, yeri geldiğinde ters ayak oynayabilen, sonlandırma yeteneği, fazla skor katkısı, asist gol katkısı yüksek oyuncular bulmak istersiniz. 4-2-3-1 oynadığınızda ofansa kenarları içeriye sokacağınız için belki ofansa biraz daha fazla gidebilecek beklerle oynamak istersiniz. Hı hı. Çeşitli formasyonların ama şu, e, birbirine karşı artıları eksileri vardır. Hiçbir formasyon e, öbürünün e, tamamen e, üstündedir demek doğru değil. Her dizilişin birbirine karşı ya savunma anlamında ya hücum anlamında birtakım artıları eksileri vardır. Siz bunların neresinden feda edeceksiniz? Aslında formasyonu belirlerken aldığınız kararlar bunu gösterir. Dolayısıyla bizim belirlememiz biraz sahip olduğumuz oyuncular ama her teknik adamın dediğim gibi kafasında oynatmak istediği bir oyun vardır. Kadrosunu kendi yapıyorsa da bu formasyona uygun oyuncular seçmeye çalışır. Bu yaz döneminde mesela Euro 2020'de şampiyon İtalya. Genel olarak insanların aklından İtalya üçlü defansif diziliş de sahaya çıkıyor gibi bir algı oluştu ama aslında siz tabii ki çok daha iyi biliyorsunuz. Dörtlü başlayıp takım ucuma çıkınca üçlüye dönen bir <laughs> e, stoper hattına, defans hattına bürünüyorlardı. Özellikle kanat beklerinin de katkısı çok fazlaydı. <laughs> Keza orta sahada mesela e, Barella'nın e, defansa gelen yardımı katkısı, Kellini'nin topla ileriye çıkması gibi gibi. Ya, biraz, biraz bu yüzden sormak istemiştim. Hatta süperlikte de bir tıkanıklık söz konusu oluyor. Yani <laughs> gelen teknik adamların çoğu e, başka formasyon, sistem yokmuş gibi 4-2-3-1 ile çıkıyor sahaya. E, bu yüzden hatta biraz da tartışılmaya başladım. Sanmıştı, özellikle yöneltmek istedim Hı -hı. size hocam. Ya şöyle kesinlikle tespitin de doğru. İtalya e, son şampiyon. E, formasyonlarda e, çok fazla da, e, detaya girmek istemediğimden aslında kısa kesmiştim. Madem açtım biraz daha gireyim. <laughs> e, formasyonlarda formasyonlar da kendi içinde aslında oyun anında oyunun anlarına göre değişiklikler gösterir. Ve hatta teknik adam olarak siz dörtlü başlarsınız ama e, oyun kurarken İtalya'nın yaptığı gibi 3-2-5 formatını alabilirsiniz. Bunu zaman zaman bir tane İtalya'nın yaptığı gibi bir tane beki öne gönderirsiniz. O kenardaki kenar oyuncusunu içeri sokarsınız. Bir tane 8 numarayı düşürüp 3-2-5 formatında hücum edersiniz. Parselizasyonu bir nevi arkada hafif dar, önde biraz daha geniş formasyonla oynayabilirsiniz. Bu bir modeldir. Özellikle orada oynattığınız sol bek oyuncunuz İtalya sol beki gönderiyordu. Ofansif özelliği Sibinazzolo'yu devamlı, Zola Zola devamlı öne kadar. gönderiyordu. He, ve bir de sadece o değil. Onun önünde oynayan oyuncu da o blok arasında buluşup dönüş yapabilecek yeri Tabii. geldiğinde sırtı dönebilecek bir oyuncuysa bu forma bu oyun şablonu bu takım için uygundur mesela. Ama bazen de bazı takım vardır. Bunu öyle yapmazsınız, Gene dörtte oynarsınız. Bu sefer belki öne göndermezsiniz? İçeriye sokarsınız. Bizim zaman zaman Beşiktaş'ta Caneri veyahut da Abdullah Hoca'nın bizim derken Abdullah Hoca'nın Başakşehir'de Gal klişeyi içeriye soktuğumuz gibi veyahut da Guardiola'nın geçmişte Zinchenko'yu içeriye soktuğu gibi içeriye sokarak Aynısını da aynı, aynı, aynı formasyon. Yapıyor. Aynı formasyon. Sağ sağa çevrilebilir. Böyle de şekil alabilirsiniz. Oyunların içinde hücum ederken 3-2-5 formatına da dönebilirsiniz. Dolayısıyla da formasyonlar statik değildir. Oyunun Anlarına göre de değişiklikler gösterebilir. Hocam modern futbolda artık teknik adamların sahadaki etkisini en azından biz futbol severler hı hı. daha net bir şekilde görebiliyoruz öyle değil mi? Yani yayından önce de söyledim, hani bugün Guardiola'nın futbolunu yarım saat, bir saat konuşabiliyoruz hı hı. veya işte hı hı hı. Marcelo Bielsa'nın veya Pochettino'nun, Jurgen Klopp'un mesela gegenpressi gibi, artık bunlar çok daha net bir şekilde kendisini gösteriyor sanırım. Yani sadece oyunu, oyunun kalitesini. Elbette belirleyen belki birinci unsur futbolcu kalitesidir. İyi bir futbolcu kalitesi, iyi bir grup yoksa ortaya siz ne kadar yetenekli olursanız olun, belki çok üst düzey bir oyun ortaya çıkaramayabilirsiniz. Ama bu demek değildir ki burada teknik direktörün, teknik adamın takıma oynanan oyuna etkisi çok minimal bazlıdır demek doğru değil. Özellikle dediğiniz gibi modern futbolda değişen oyun yapılarında, değişen çeşitlilik gösteren formasyonlarda e, teknik adamların yapacağı kurgular, oyunu planlamaları, oyuna müdahaleleri, kadro seçimleri, en başta oyuncu seçimleri, e, herhangi oyunun gidişatında bir aksaklık görüldüğü zaman e, oraya müdahale edişi oyunun ciddi anlamda kaderini değiştiriyor. Az önce senin verdiğin örnekte İtalya örneğinde de olduğu gibi burada bir teknik anlamda bir teknik bir başarı var. Çünkü takım için en uygun modeli seçmiş teknik adam ve o model üzerinden devam ederek bir nevi baktığınız anda kupa getiriyor. Geçmişte belki Avrupa Şampiyonası'nda o takım için en doğru olan oyunun birinci, bir buçukuncu bölge savunmasıyla Yunanistan'ın şampiyonluğu kazanması da bir teknik adam becerisidir. Bu şampiyonada Mancini'li İtalya'nın kazanmasında da ciddi bir teknik adam başarısı vardır ve modern futbolda bu kesinlikle yatsınamaz olduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın yanında 250 maçı aşkın süre hmm. çalıştınız. Yanılmıyorsam 11 yıl. yani Dile kolay ama evet. yapması çok zor bir şey gerçekten. Ama şu anda da birinci adamsınız. Ümrani hmm. Spor'da da bana göre çok başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz. Geçen sezon başlayan bir serüven. Hatta biraz böyle rakamlarla da çok izleyicileri boğmak istemiyorum ama biraz da vermek istiyorum. Geçen sezon galiba 1.64'lük bir puan ortalaması yakalamıştınız hocam. Şu anda 35 maçlık periyotta ise 1.85'lere çıkan bir ortalama söz konusu. <laughs> Ve bu sezonda Ümraniye Spor Lig'de gol yemeden lider konumda. <laughs> Artık evet oldum diyor musunuz yoksa daha gelişecek, alınacak çok yol var mı? Bizler için çok daha fazla, çok tecrübeli teknik adamlar için bile alınacak her zaman bir yol vardır. Az önce söylediğin gibi modern futbol her daim gelişiyor. Oyunun içine teknolojinin girmesi, oyunun içine çok ciddi görsellerin girmesi, işin atletizm kısmının uç noktalara gelmesi hep 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 alınabilecek mesafe olduğunu gösteriyor. Bu da benim gibi daha benim bu hafta mesela birinci yılımda oluyor. Geçen sene 8. hafta başlamıştık. Bu sene şu anda 8. hafta maçı oynayacağız. Bir yıllık teknik adam. Antrenörlük süremiz 2009'da UEFA B lisansını alarak başlamıştım. 12 yıl oldu belki. 11 yıl antrenörlük, bir yıl teknik adamlık ama elbette daha alınması gereken, gidilmesi gereken çok yol olduğunu düşünüyorum. Ve bu değişim uf, kaçınılmaz bir şey. Sadece benim için değil, bütün teknik adamlar için. Hocam, Süper Lig mi daha zor yoksa Birincilik <gülüyor> mi? <gülüyor> yani çok klasik bir soru ama <laughs> şimdi hem orada yıllarca çalışmış bir antrenör olarak <laughs> hem de şimdi Birincilik'te bir teknik direktör olarak. Zor bir soru. Yani açıkçası düşünmedim. İkisinin de farklı zorlukları var, öyle söyleyeyim. Orada belki bireysel oyuncu kalitesi Süper Lig'de doğal olarak daha yüksek. Takımların ellerindeki, o teknik adamların ellerindeki bireysel oyuncu kalitesi daha yüksek. Dolayısıyla bu sizin eğer doğru planlama yaparsanız, doğru bir oyunu aktarabilirseniz e, onun karşılığını veyahut da kafanızdaki oyuna ulaşmanızı biraz daha kolaylaştırabiliyor. Teknik adamlık kolay yanı o anlamda bu. Bu ligde e, bireysel oyuncu kalitesi, ben kendi takımımda herhangi bir memnuniyetsizliğim yok. Bunda yasak yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Hı hı. Yetenekli oyuncu grubuyla çalışıyorum şu anda Ümraniyespor'da. İster istemez genel olarak ortalama olarak baktığınızda biraz daha düşük. Burada oynanan futbol ee, son senelerde bence çok büyük evrim geliştiriyor. Ee, bu ligde çok genç bu sene e, özellikle gözlemliyorum. Kaliteli oyuna değer katan antrenörler e, son yıllarda arttığını gözlemliyorum. Dolayısıyla bazen e, inanın bana TFF 1. izlediğiniz maçın taktiksel size verdiği hazı bazı süperlik maçlarında ben yakalayamadığım oluyor. Doğaçlama oyunu orada daha fazla gözlemleyip burada daha bir planlı oyun gözlemlediğimde oluyor. Farklılıklar var dediğim Hı. gibi ama zorluk derecesi açısından da ikisinin de farklı zorlukları var öyle söyleyeyim. Hocam seni süperlikte olacak mısınız? Yani çok e, erken bir soru olabilir ama yine de insanların yavaş yavaş Ol aklında oluşan sorulardan bir tanesi de bu. İnanın ben de bilmiyorum. E, samimiyetle. Olmak ister misiniz? Sonuna kadar. Olacak mıyız? Şu an için çok erken. Dediğim gibi 7 maç oynanmış. Yüzdeye vurursanız yani yüzde 20'si dahi tamamlanmamış birlik üzerinden bahsediyoruz. Biz sadece e, takım olarak, ekip olarak lige iyi bir başlangıç yaptık. Bu ligde çok ciddi kadrolar, ciddi takımlar var. E, örnek verirsem bir lig hayal edin. Süper Lig'de mesela başlangıçta otomatik olarak ligin şampiyonluk adayları aşağı yukarı 4 büyük takımı her zaman sayarsınız. Belki bir tane sürpriz takımda aday gösterilir ama hiçbir zaman 5'in üzerine çok çıkmaz lig başladığında. Evet. Ama biz bu sene özellikle TFF 1. Lig'de öyle bilgi başladık ki yukarıdan Süper Lig'den 4 takım düştü. Düşen takımlar senelerin Süper Lig tecrübesi olan Gençler Birliği, Ankara Gücü. Direkt hedefleri şampiyonluk. Düşen diğer takım Denizli. Her zaman e, büyük bir kent, futbol kenti aday e, hedefi şampiyonluk. Erzurum gerek bütçesi gerek kadro yapısı şu anda kurduğu kadroyla şampiyonluk adayı. Onun dışında öyle ilginç takımlar var ki 70 puanla şampiyon olamayan bir Samsun. Arkasında çok ciddi bir kent, büyük bir kent, ciddi ekonomik anlamda güçlü bir başkan e, ve güçlü bir Samsun. Bu hafta sonunda Hı. karşılaşacağız. Yine ee, keza büyükşehirliğin Kocaeli'si, Kocaeli Spor. Alttan çıkanlar çok ilginç. Manisa takımı çıktı. Manisa FK Büyük bir şehir, çok ciddi bir destek var. Maddi güçleri çok yüksek. Ligin belki o anlamda en rahat takımdan. Eyüp Spor, Hakeza alttan çıktı ama e, kadro yapısı kurdukları kadronun değeri bütçeleriyle baktığınız anda hı hı. E, kentin arzusuyla, şampiyonluk paralasıyla başladı. Diğer takım Kocaeli büyüklüğünden bahsetmeme gerek yok. Hı hı. E, Bursa takımı gibi bir takım senelerin süperlikte şampiyonluk yaşayan Trabzon'un içindeki tek Anadolu takımı bu ligde oynuyor. Onun dışında geçen sene playoff'u kaçıran Altınordu, İstanbulspor. Spor tuzlayı bandırmayı saymıyorum bile yani şey var saymıyorum derken kesinlikle tabii çok çok iyi yok, takımları yok. var e, ama diğer saydığım takımların hepsi bir de çok ilginç e, şampiyonluk paralosuyla başladı. Hocam kadro değiniz 5,5 milyon euro seviyesinde yanılmıyorsam ama mesela Bursa Spor bugün maalesef şu an TFF birincilikte arkalı sıralara doğru yerleşmiş durumda ama 15,5 milyon euro seviyesinde bir kadro değeri var. Ümraniye Spor'un 5,5 milyon Doğru. euro. Doğru. Biz o anlamda da e, az önce topa sayma 14-15 demiştik. Kadro <laughs> deri, kadro e, transfer mark değeri açısından da bakıldığında 15. sırada geçen ben de görmüştüm o veriyi. Bursa Spor da burada birinci sıradaydı. Onun dışında ama diğer takımlarda ona yakın olan takımlar da varlıkta. Manisa FK, Manisa FK, e, e, Kocaeli gibi takımlar inanılan kara gücü takımların şeyleri çok yüksek. Dolayısıyla hepsi hepsi bu senenin bence şampiyonluk adayı. ha Biz bu noktada şu an için iyi bir başlangıç yaptık. Bunu sezonun sonuna kadar götürmek istiyoruz. Takım olarak hedefimiz bu. Abdullah Hoca'nın bence sizdeki yeri biraz farklı olabilir. Hmm. Bununla ilgili de birkaç cümle sizden alabilir miyim acaba? Abdullah Hoca ile 2009 senesinden 2000 e, Ümraniye sürecine kadar, 2020 sürecine kadar farklı görevlerde de bulunsam evet 11-12 sene geçirdik. Hoca en başta e, bir teknik adam için bence çok iyi bir rol model. Çünkü hem işin teknik boyutunda donanıma sahip olan bir insan hem de işin sevk, idare, iletişim anlamında bir teknik adamın belki gelişim açısından doğru bir rol modele sahip olması onun da gelişimine katkıda sağlıyor. Onun dışında da söyleyebileceğim ülkede çok ciddi yetenekli, bu işe çok ciddi kafa yoran, emek harcayan, senelerini veren insanların belki en büyük şanssızlığı, maalesef kendilerine güvenen, inanan, onlara o şansı verebilecek teknik adamlara ulaşamamaları veyahut da teknik adamların onlara o şansları verememesi. Benim kendi adıma futbolu bırakmama yakın bir süreçte hoca çağırmıştı, başlamıştık. Birkaç sene eski İBB dönemi, sonrasında Başakşehir takımı İBB'den Başakşehir'e evrildiğinde yardımcı antrenör olarak sağ olsun görev verdi Erol Hoca ile ikimize. Başakşehir süreci 5 yıl, bir 7 ayda Beşiktaş süreci. O anlamda çok güzel günlerimiz geçti. Çok da söylediğim gibi benim mesleki anlamda rol model aldığım insanlardan birisi. Çok şey kattığını düşünüyorum. Şu anda da muazzam gidiyorlar. Değerli de bir ekiple çalışıyor. Kendisine bu süreçte başarılar diliyorum. Aynı zamanda da teşekkür ediyorum. Hocam Süper Lig'de de tabii ki şampiyonluk yarışı... O kısımda da nefes kesiyor. Abdullah Hoca ile çok uzun yıllar çalıştınız. Beşiktaş'ta da görev aldınız. E tabii ki Galatasaray, Fenerbahçe, İdil saymadan olmaz ama. E, şu anki tabloda baktığınız zaman önde gördüğünüz bir takım var mı? Bu dörtlü arasından veya başka bir takım? Ya aslında çok büyük e, farklılıklar yok. Yani şey anlamında, hedef anlamında hepsinin farklı farklı oyunları var. Hı hı. Kadro derinlikleri farklı. Trabzon takımı iyi oyunculardan ofansif anlamda özellikle kurulu, oyun gücü de olan bir takım ama sadece oyunculardan kurulu değil ama oyun gücü de olan bir takım. Açıkçası bu sene sadece Hoca orada olduğu için de söylemiyorum. Bu sene ben yarışın sonuna kadar işinde içinde, olduklarını düşünüyorum. Bu onları şampiyonluğu getirir mi getirmez mi? Şu an için nasıl kendi adıma bir şey söyleyemiyorsam, onlar adına net bir şey söyleme şansım yok ama e, yarışın içinde bulunacakları kesin. Beşiktaş takımı Belki kadro derinliği Trabzon'dan da fazla olduğunu düşünüyorum. Şu anda ülkedeki en derin kadro, hangi en alternatifli... kadro, bir teknik adamın elinde var derseniz, Sergen Yalçın diyebilirim. Çok ciddi opsiyonları var. Her ne kadar şu anda o opsiyonları kullanamıyorlar sakatlıklardan dolayı <laughs> çok ama... Enteresan bir dönemden çok, geçiyorlar. çok zor bir dönemden, maalesef futbolda... hiçbir teknik adam istemez ama... çok ciddi, her pozisyon için çok güçlü opsiyonların, alternatiflerin olduğu bir kadro. Fenerbahçe biraz daha öbürlerinden farklı formasyonda oynuyor ama bir, bir düzen, bir sistemi, bir oyun planı olan bir takım. Bu oyun planlarının onları nereye götüreceği şu an için onlar için de çok kolay değil ama oyuncu kalitesi açısından, oyuncu zenginliği, derinliği açısından bir Trabzon ve Beşiktaş'ın gerisinde olduğunu düşünüyorum. Ama oyunlarının eğer gelişebilirlerse, daha iyi hale getirilebilirse bir oyun planları olduğunu düşünüyorum. Galatasaray Bence geçmiş yıllarda yapılması geç kalınan bir konuda adım attığını düşünüyorum. Sadece Galatasaray'ın değil, ülkenin yapması gereken şey, e, özellikle ekonomik sıkıntıların bu kadar hassafada olduğu, borçların 4 5 6 milyar liraları bulduğu dönemde değil, daha küçük çapta olduğu dönemlerde böyle 20 22 23 24 25'in altındaki oyuncular transfer etmek, daha genç kadrolar kurup bunları geliştirmek, bunlarla başarıya gitmek, daha sonrasında bunları satmak aslında dört büyük takımın bence 10 yıl önceki hedefi olması lazımdı. Galatasaray böyle bir yola gitti. Kısa vadede belki tam karşılığını da alamayabilir ama uzun vadede doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Ama zamanlamanın çok geç kalındığını düşünen bir adamım. Hepsinin yarışta olabileceğini şu an için düşünüyorum ama öne çıkan şu an itibariyle yok. Onun dışında oturmuş kadrosuyla Sivas'ın, belki işin içinde olabileceğini geçen seneden iyi gelişmekte olan takımlar var. Onların da bir iki tanesini şu anda vermeyeyim ama Hı -hı. bu yarışın içinde olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani bütün sorularımı sordum size. Siz de iştenlikle, samimiyetle yanıt verdiniz. Ben de bu hafta sonu Samsun spor maçı var. Milyaradan sonra Eyüp Spor'la karşılaşacaksınız. Ben de size başarılar diliyorum. Şu anda takımınız gerçekten çok iyi gidiyor Hı -hı. ve umarım aynı şekilde devam eder. Umarım. Ben de e, geldiğiniz için teşekkür ederim. E, sizi ağırlamak burada güzeldi. E, sizlere de başarılar diliyorum. Evet. Bereket Sigorta Ümraniye Spor Teknik Direktörü Recep Uçar ile beraberdi. kendisine merak ettiğim bütün soruları sormaya gayret gösterdim. Arena e, YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz yine like butonuna da basabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.